Hematit taşı. Hazırlayan ve sunan Takı Tasarım Atölyesi. Evet arkadaşlar Takı Tasarım Atölyesinden herkese iyi günler. Bugün elimde görmüş olduğunuz e, taşı e, tanıtacağım. E, taşımızın ismi hematit diye bir taştır. E, hematitin arkadaşlar gri, siyah e, renkleri de olabiliyor bakın. Mesela bu gri gri ile siyah karışımı bir renk e, şu an bunda mevcut. Bakın arkası da bu, bu şekilde. Bu aynen bu şekilde doğada nasıl çıkmışsa o şekilde şu an sizin ekranlarınıza getirdik arkadaşlar. Şu an e, doğal halini hiç işlenmemiş halini şu an görüyorsunuz. Kimyasal grubu oksidestir arkadaşlar. Yapısal görünümü ise e, görüyorsunuz opak, yarı saydam. E, parlaklığı ise metalik bir parlaklığı vardır. Bakın zaten... Burada da görüyorsunuz metalik bir parlaklıktır arkadaşlar. Elementlerine gelirsek arkadaşlar. Titanyum, alüminyum, magnezyum, silisyum, toryum ve su arkadaşlar. Uyumlu olduğu burçlara gelince tabii ki bunda merak edenler vardır. Çünkü herkesin bir taşı vardır diye bilinir ya. Gerçi birçok taş birçok kişiye faydalıdır. Mesela hematit de ortaktır aslında faydaları. Fakat başlıca faydası olduğu veya da bu şekilde inanılan burçları da şunlardır arkadaşlar. Koç, aslan, başak, kova, akrep ve balık. Bir daha tekrarlayayım. Koç, aslan, başak, kova, akrep ve balık arkadaşlar. Ee, Buna verilen sembol de yani e, hususlarda birey ve toplum arasındaki ilişkileri dengeleme taşı diye de biliniyor arkadaşlar. Çıkarıldığı başlıca ülkeleri sor soracak olursanız. Brezilya, Kanada, Güney Amerika, Çin, İngiltere ve Almanya'dır arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, demir gibi görünür. Ancak e, düştüğü zaman kolayca da kırılabilen bir taştır. Yani... E, hematit e, çok e, sağlamdır. Mesela demirin sağlam olduğunu biliriz. Fakat hematit çok sert olduğundan dolayı yere düştüğünde, mesela yukarıdan bir metrelik mesafeden yere atın veya bir buçuk metre diyelim, hemen kırılabilir. Çünkü çok sert olduğundan dolayı kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar. Narin bir e, kristal çeşittir ve işlenebilir arkadaşlar. Yani 6.6,5 sertliği sertlikte olmasından dolayı da çok titiz bir çalışma ister. E, rengi e, zaten teminde söylemiştik. Siyah, gri ve kırmızımsı bir e, renktedir. Kahverengi olarak da bulunabiliyor arkadaşlar. Genellikle bakın opaktır, yarı saydamdır. E, çizgileri ise koyu kırmızı ve aydınlık e, ışıltısıdır. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi. Yararlarına gelirsek arkadaşlar tabii ki e, bunu da merak ediyorsunuzdur illa ki hematit ne, ne, fayda verir? İnsana ne gibi yararı olabilir? Biliyorsunuz ki doğada, yapı, doğada yaratılan hiçbir şeyin boşa yaratılmamış olduğunu artık bütün dünya biliyor. Her bir varlığın sivri sivrisineğin dahi mutlaka ki insanlık adına faydası olduğunu ve bütün yaratılan her şeyin insanlık için yaratıldığını artık ispat etmemize gerek kalmıyor. Çünkü her şey zaten açık açık ortada ki hematit taşı da bunlardan biridir arkadaşlar. Hematit taşı ne işe yarar? Hematit kan dolaşımını kan dolaşımı üzerinde pozitif etkisi vardır arkadaşlar. Dalağın doğru çalışmasını da sağlar aynı zamanda. Enerji ve canlılık verir arkadaşlar. Stresi azaltıcı, azaltıcı etkisi vardır. Çekim gücü fazla olduğundan dolayı da kişisel çekim ile neşe ve cesaret verir. insana istek de verir ayrıca arkadaşlar. Özellikle karar verme güçlüklerinde zorluk çeken kişiler için de birebirdir arkadaşlar. Bunda da yardımcı olur. Mafsal romatizmalarına karşı da iyidir. Eklem romatizmalarına karşı etkilidir. Bel soğukluğuna karşı etkilidir. Aşırı duygulanma ve heyecanlanma olan kişilerde de aynı şekilde sakinleştirir arkadaşlar. Zihni berrak hale getirir. Akıl ve zeka kıvraklığı sağlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü taşımız hematit taşıydı. Hematitin biliyorsunuz kalbe olan faydaları da vardır arkadaşlar. Kalp rahatsızlıklarında iyi gelir. Tabii ki arkadaşlar bunlar tıbbın. <laughs> Çok özür diliyorum ve tekrarlıyorum. Bunlar tıbbın geliştirmiş olduğu alternatif ürünlerdir. Yani illaki bir rahatsızlığımız varsa mutlaka ki doktora başvurmalıyız. Ondan sonra bu şekilde alternatif taş ve bitkiler olabilir. Bunlara başvurabiliriz. Ama öncelikle her zaman videolarımızda söylediğimiz gibi doktor kontrolü. Ondan sonra alternatif tıp arkadaşlar. Arkadaşlar bakın mesela piyasada şu şekilde hematit taşları mesela yüzükleri olabiliyor. Bakın bu şekilde kolyeleri olabiliyor. Bakın bunlar bu gayet e, saftır ve hematit taşından yapılmıştır. Genellikle bu taş e, bu tür şeyle tozlardan sıkma dediğimiz sistemle yapılıyor. Yani hematit taşımızı e, makineler aracıyla tabi teknoloji gelişti. Toz haline getirip ondan sonra tekrar birleştirme usulüyle bu şekilde getiriliyor arkadaşlar bunların da faydaları var yok değil Tabii ki bir sahte olmamasına dikkat edelim diyeceğim ama zaten hematit taşı ucuz bir taştır uygun bir taştır misal şu an bir diyelim ki benim atölyeme geldiniz ki benim gerçi atölyemde satış yok ama benim atölyemde bu taşı isteseniz ben sizden en fazla isteyeceğim para 8 veya 9 liradır arkadaşlar yani 10 liraya geçmez öyle diyelim. Ondan dolayı bunun sahtesinin yapılmasına gerek yok. Zaten kendisi birebir zaten uygun bir taştır. Ucuz bir taştır. Ondan dolayı bu şekilde ürünleri daha da ucuza alabiliriz. Mesela bu şekilde bir yüzük 2 lira veya da bazı yerlerde 1 lira 3 lira da olabilir yani. E ama gerçekten parmağa takıldığı zaman da şu şekilde kan dolaşımı e biliyorsunuz kalp damarları parmaklarda yoğun olduğu için kalbe faydası oluyor arkadaşlar. Yani bunu da bilelim. E, tabii ki bunu parmakta veyahut da e, boyunda takmak olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar hematit e, size kısaca e, bu şekilde tanıtmaya çalıştım. İnşallah başarılı olmuşuzdur ve size yardımcı olmuşuzdur e, hematit taşı e, hakkında. Arkadaşlar e, bir dahaki inşallah e, videomuzda görüşmek üzere. E, esenliklerle kalın efendim.